Merhaba canlar, nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Avusturya'dan İsmail Gündüz kardeşim aradı. Dedi ki, Birol abi benim kanalın tanıtımını yapalım. Aynı zamanda da kümesinin en güzel kuşlarını, en güzel kuşlarından birkaç takım ayır dedi. Onlar dedi, Türkiye'deki kardeşlerime, soydaşlarıma hediye edelim dedi. Bu çekiliş arkadaşlar şifreli bir çekiliş. Şöyle ki, bu videoyu baştan sona izlemeniz ve beğenmeniz gerekiyor. Arkadaşlar beğenileri unutuyorsunuz. Bize çok görüyorsunuz. Birol Karalı kanalına abone olmanız gerekiyor. Reklamını, tanıtımını yaptığımız İsmail Gündüz kanalına da mutlaka ama mutlaka abone olmanız gerekiyor. Bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak İsmail Gündüz kardeşimizin kendini tanıttığı videoya ulaşacaksınız. O videoyu baştan sona kadar dinleyeceksiniz. Çünkü neden? Orada bir şifre var. Bu videonun sonunda şifrenin ne olduğunu söyleyeceğim. İsmail Gündüz kanalına abone olacaksınız. O videoyu da beğeneceksiniz. Ben yavaş yavaş çekilişe atacağım kuşları tanıtayım size. Bugün günlerden cuma. Herkesin cuması mübarek olsun. Herkesin cuması kutlu olsun, mübarek olsun. Mübarek bir gün, güzel bir gün. Herkesin cuma namazı şimdiden hayırlara vesile olsun. Arkadaşlar, çekilişe atacağımız ilk takım kuş bu mantollar. Bak, orada yumurtlamaya çalışıyor dişisi. Belki de yumurtlamıştır. Bakın, yumurtlamaya çalışıyor burada. Bunların mantolarını ben kestim ki rahat yavru yumurta yapsınlar diye. Bakın. Gerçekten güzel, hoş kuşlar. Mantolarını ben kestim. Yalnız mantoları yine geliyor. Bakın, yanlardan kendini göstermeye başladı. Saçları tekrar uzamaya başladılar. Normalde kafalarını mantolarından, tüylerine ötürüp sağını solunu göremiyorlar arkadaşlar. Ben rahat yem yesinler, rahat üresinler diye mantolarını kestim. Güzellikler arkadaşlar. Gerçekten güzellikler. Bakın, adam Avusturya'dan arıyor, diyor ki çekilişe kümesinin en güzel kuşlarını at abi diyor. Yani siz de kıymet verin kardeşler. Çekiliş bittikten sonra abonelikten çıkan arkadaşlar lütfen çekilişe katılmasınlar. Bu delikanlılık değil, bu erkeklik değil. Lütfen çekilişe katılmasınlar. Biz şartımızı, şurtumuzu baştan söylüyoruz arkadaşlar. Sonradan söylediğimiz bir şey yok. Diyoruz ki sonradan abonelikten çıkacak insanlar çekilişe katılmasın. Ya demiyoruz ki ömür boyu o kanala abone olun da demiyoruz. Ya biraz insanlara şans verin. Bakın neler yayınlıyorlar. Nasıl içerikler üretiyorlar. O insanları tanımaya çalışın. Altı üstü bildirim zilini açmazsınız. Eğer beğenmediyseniz o kanalı, bildirim zilini açmazsınız arkadaşlar. Yapmayın böyle. Biz de emek veriyoruz. Bakın, insanlar size en güzellerini yakıştırıyorlar. Avusturyalardan arıyorlar. En güzellerini çekilişe koy abi diyorlar. Bizim insanımıza en güzelleri yakışır diyorlar. Gençlere, camiaya en güzelleri yakışır diyorlar. Bugüne kadar da hep sözümüzü tuttuk. Çekilişten çıkan kuşlar kime çıkarsa çıksın gönderirim. Hiç sıkıntı değil. Yol ücreti de bize ait arkadaşlar. Yol ücreti de bize ait. Bakın erkek nasıl kuduruyor. Bakın dişi yürüyor. Dişi belini genişletmiş, belini kırmış, belki de yumurtlamak üzere. Ben bunları çok üretemedim. Anlayamadım dilinden arkadaşlar. Yani beceremedim bunları üretmeyi. Çok hevesliydim ama beceremedim. Kuşlar yumurtlamayı yumurtluyorlar. Ama ben üretmeyi beceremedim. Doğruya doğru. Arkadaşlar, dediğim gibi çekiliş şifreli olacak. Şifreyi birazdan söyleyeceğim. Bu çekilişi attığımız ilk kuşlar. Çekilişten iki arkadaşımıza kuş çıkacak. Bu birinci kuşlar. İlk çıkan arkadaş birinci talihli istediği takımı seçer. Lütfen karşınıza çıkan Google reklamlarında atlamayın. Bizim de
çarkımız dönsün. Genelde bu çekiliş videolarında en az kazandığımız günler oluyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Arkadaşlarınıza söyleyin. Facebook sayfalarında paylaşın. Mahalledeki arkadaşlarınıza söyleyin. Herkes çekilişe katılsın arkadaşlar. Bana çıkmaz demeyin arkadaşlar. Çıkanlara kuşlarını çatır çatır gönderiyoruz. Herkes bir hesaptan sadece bir tek yorum yapabilir. Aynı hesaptan birden fazla yorum yaparsanız elenirsiniz. Şike olur bu. Elinizdeki farklı hesaplar açarak şansınızı arttırabilirsiniz. Açtığınız yeni hesaplardan da Birol Karalı ve İsmail Gündüz kanalına da mutlaka abone olun arkadaşlar. Sizden yapamayacağınız bir şey istemiyoruz ya. Yapamayacağınız bir şey istemiyoruz. Size için çok basit olan şeyler istiyoruz. Ama ne hikmetse birçoğunuz bunu bile bize fazla görüyor, çok görüyor. Bakın adam arada Avusturya'dan en güzellerini atabil dedi. Çekilişe en güzelleri yakışır Türkiye'ye dedi. Bunlar birinci takım. İkinci takıma geçelim. Arkadaşlar ikinci takımda da şöyle bir takım gümüş atalım. Erkeği burada. Gümüş miski. Kafası titrektir, kobradır. Dişisi nerede onun mavi yüzüklü? Burada mı? Önümde. Bu da yumurtlamak üzere arkadaşlar. Bu da yumurtlamak üzere. Bakın çok güzeller, çok özeller arkadaşlar. İki takım. Bir takım süs, bir takım kostüm kuşu. Beğenin arkadaşlar. Kanallarımıza abone olun. Beğenin, beğeni atın. Bakın erkek kobradır arkadaşlar. Titrek kafadır. Şu anda tüydeler arkadaşlar. Yazlık tüylerini kıştan çıktılar. Yazlık tüylerini diziyorlar. Gümüş kafa miski erkeği. Dişisi kara kanat. Çift tepe çakmaklı. Kara kanat çakmaklı. Gümüş kafa kara kanat çakmaklı. Erkeği gümüş miski. Erkeğin kafada kobradır arkadaşlar. Titrektir. Ve tüydedir erkek şu anda. Kümesimin en güzel kuşlarını anlatıyorum arkadaşlar. Adam öyle istedi. İsmail Gündüz öyle istedi. Türkiye'deki soydaşlarıma dedi. Gandaşlarıma dedi. En güzeli yakışır dedi. Bakın erkek mantolu dişiyi sıkıştırıyor. Yumurtlayacaksın diyor. Akıllı ol kadın diyor. Bak 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 duruşlara bak bak. El ayak hareket duruşlara bak. Maşallah, subhanallah, maşallah, subhanallah. Bak. İsteyen istediği takımı alır arkadaşlar. Birinci çıkan arkadaş, bakın kobra kafayı titretiyor. Birinci çıkan arkadaş istediği takımı alsın. Birinci karar versin. Ya ben bunlara eşlerini kaybetmeyeyim diye bu kostümlere yüzük taktım ama yüzük bunlara çok gelmiyor. Paçalarını kırıyor. Arkadaşlar videodaki şifreyi söyleyeyim şimdi. İsmail Gündüz kardeşim orada kendini tanıttığı videoda Türkiye'de ne kadar il söylediyse onları yazacaksınız arkadaşlar. Türkiye'de orada videosunda Türkiye'de geçen bütün illeri yazacaksınız. Orada işte şu kuş şuradan geldi, şu kuş şuradan geldi, şu kuş şuranın kuşu, ben şu memleketliyim. O videosunda ne kadar Türkiye'de il varsa onları yazın.
aynı ili birden fazla duyarsanız iki kere yazmanıza gerek yok. Örnek veriyorum, Ankara'yı birden fazla söylemiş, onu bir kere yazmanız yeterli. Şifremiz bu. Bütün İsmail kardeşimizin Türkiye'de söylediği illeri yazdıktan sonra adınızı soyadınızı yazın, yaşadığınız şehri yazın ve yaşınızı yazarak çekilişe katılın. Şifremiz bu arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani biz sizden çok şey istemememize rağmen aboneliği bile esirgeyenler var, beğeniyi bile esirgeyenler var, böyle düşmanca hareketler, düşmanca tavırlar sergileyenler var. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Ben hayatım boyunca, ben kendimden bahsediyorum, hayatım boyunca her zaman pozitif bir insan olmuşumdur, yapıcı bir insan olmuşumdur. Çünkü dinimiz öyle buyuruyor, diyor ki, bu dünyada diyor kolaylaştırırsan diyor, öbür dünyada ben de senin işini kolaylaştırırım. O şekilde buyuruyor. Yani merhamet edene merhamet edilir mukabilinde. Arkadaşlar ben hayatım boyunca hep yapıcı olmaya çalıştım, hep pozitif düşünmeye çalıştım. Hiç hilekar, hiç sinsi düşüncelere bürünmedim. Hilekar, sinsi, sonradan cayan düşüncelere hiçbir zaman bürünmedim. Her zaman da kazandım bu huyumdan ötürü. Pozitif düşüncelerimden ötürü, yapıcı düşüncelerimden ötürü. Dolayısıyla benden size tavsiye. Birol Karalı'ya veya reklamını yaptırdınız, İsmail Gündüz'e yardımcı, bilerek yardımcı olmamışsınız. Veya sonradan işte abonelikten çıkmışsınız. Böyle hilekar tavırlar. Vallahi biz kaybetmeyiz. Bu karakteriniz, bu huyunuz ileride size kaybettirir. İleriki yaşamınızda, iş hayatınızda, evlilik hayatınızda, sosyal yaşantınızda veya siyasi yaşantınızda, adını ne koyarsanız koyun, her zaman kaybedersiniz. Her zaman yapıcı olmaya çalışın, pozitif olmaya çalışın. Tavsiyem bu arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Bizim şartımız, şurtumuz ortada. Bakın, kümesimizin en güzel kuşlarını attık çekilişe. Bugün günlerden cuma. Çekilişi de ne zaman sonuçlandıralım? Çok uzatmayalım. Bugün cuma, cumartesi, pazar. Pazar mı olsun, pazartesi mi? Arkadaşlar pazartesi olsun ya. Pazartesi gecesi de çekilişi sonuçlandıralım. Yol ücreti de bize ait. Cebinizden 5 kuruş para çıkmıyor. Dolayısıyla bu bir kumar değil. Siz de rica ediyoruz, yardımcı olun. Allah rızası için yardımcı olun ya. Bu bir eğlencedir. Çekiliş bir heyecandır. Bunu çok stres yapmayın. Çok stres yapanlar da çekilişe katılmasınlar. Yani kendinize bu konuyu stres yapıyorsanız çekilişe hiç katılmayın arkadaşlar. Mümkün mertebe ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin, kuşa ihtiyacı olan veya kuşları beğenen kardeşlerimiz katılsınlar. Ekonomik durumu yüksek olan abilerim, kardeşlerim çekilişe katılmasalar iyi olurlar. Yani bu kuşları her halükarda parayla satın alabilecek ayarda olan abilerim, kardeşlerim katılmasınlar diye tavsiye ediyorum. Birol, benim kuşla işim yok. Kuşa da ihtiyacım yok diyebilirsiniz ama destek amaçlı İsmail Gündüz kanalına da abone olabilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmına linkini koyuyorum. Linke tıklayarak o videoyu seyrediyorsunuz, beğeniyorsunuz. Bakın, erkek kobraya bakın. Oradaki İsmail kardeşimizin Türkiye'deki illeri sayıyor, işte şu kuş şuradan geldi, şu kuş şuradan geldi, ben buralıyım diyor. O illeri teker teker yazıyorsunuz, adınızı soyadınızı yazıyorsunuz, yaşadığınız şehri yazıyorsunuz ve yaşınızı yazarak çekilişe katılıyorsunuz. Şifremiz bu. Şifreyi eksik yazan kardeşlerim çekilişi kazanamazlar, söyleyeyim arkadaşlar.
İsmail kardeşimizin de işi görürsün. Adam parasını gönderdi. Dedi ki en güzel kuşlarını at kümesinin. En özel kuşlarını at dedi. Bakın burada. Bunların daha önce yumurtasını gördüm ama yavrularını büyütemediler arkadaşlar. Bunların da yumurtasını gördüm birden fazla birçok kez. Bu mantolların da yumurtasını gördüm. Ama bunları üretemedim. Gerçi bu sene çok sert geçti kış. Değişik geçti kış. Beceremedim üretmeyi. Oraya girme dişi be. Girme, senin yerin bu taraf, sağ taraf. Niye böyle yapıyorsun? Bak o da oraya girdi. Bakın şunun karalığına bakın arkadaşlar. Güzeli kuş. Paça takımı, maça takımı, yüzük takmama rağmen. Bakın. Tepeler, mepeler. Beli temiz. Yani tepeler falan öyle dandelik kostüm kuşu değil bunlar arkadaşlar. Söyleyeyim size. Şimdiden herkese bol şanslar. Herkes kalbinin, gönlünün ekmeğini yer. Kim en çok istiyorsa ona çıksın diliyorum. Başka da bir şey demiyorum. Kim en çok istiyorsa, kim en çok gönülden, kalpten dilediyse ona çıksın diyorum. Kimin ihtiyacı varsa ona çıksın diyorum. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun. Pazartesi akşamı çekilişi sonuçlandıralım hep birlikte. Dediğim gibi herkes bir hesaptan sadece bir yorum yapabilir. Birden fazla yorum yaparsanız elenirsiniz. Yeni hesaplar açarak şansınızı arttırabilirsiniz. Ama örnek veriyorum. Ha, şunu da söyleyelim arkadaşlar. İleride yanlış olmasın. Mesela anam 20 tane hesap açmış. Çekilişten şansını arttırmak için. O arkadaşımıza 2 kere mesela çekiliş çıkmış değil mi? Hani mesela sayıyorum ya ben teker teker 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesela 100'de o arkadaşımız çıktı. İkinci talihliyi bulmak için saymaya devam ediyoruz. 101, 102, 103, 204, 305, 307. Tekrar o çıktı, o sayılmıyor arkadaşlar. Her arkadaşımızın bir şansı var. Bir şansı var. Yani bir adama aynı çekilişten 2 tane çekiliş, 3 tane çekiliş çıkmaz söyleyeyim. Bu biraz adaletsizlik, haksızlık olur. Ama farklı hesaplar açarak çekilişteki şansınızı arttırabilirsiniz. Açtığınız yeni hesaplardan da Birol Karanlı ve İsmail Gündüz kanalına da mutlaka abone olun. Bakın insanlar size en güzellerine yakıştırıyor. Siz de onlara bu şekilde karşılık verin. Bu şekilde yardımcı olun. Sürçülisan ettiysek affola. Herkes Allah'a emanet olsun. Hayırlı, nurlu cumalarınız olsun.